Herkese selamlar. Şu anda böyle son dakika kararıyla bu videoyu çekiyorum. Aslında böyle video çekme planım yoktu. Çünkü normalde çok fazla spoilerlı video çekmiyorum. Ama az önce Seyahat kitabındaki işte merak ettiğim tarihi bilgileri internetten baktım ve böyle çok heyecanlandım ve bunlardan bahsetmek istediğime karar verdim. Kitabın konusundan bahsetmeyeceğim bu videoda. Çünkü zaten bahsettiğim bir video çektim. Onu izleyebilirsiniz. Bir önceki video. Sadece spoiler olarak işte neyi sevmedim, neyi sevdim, işte nereleri beni etkiledi, nereleri etkilemedi ondan bahsetmek istiyorum. Birazcık heyecanlıyım, o yüzden böyle dilim dolanabiliyor biliyorsunuz, heyecanlıyken asla konuşamıyorum. Şimdi öncelikle kitapta sevmediğim şeylerden bahsetmek istiyorum. Çünkü çok fazla kişinin favorisi olduğu için ben de her şeyin çok seveceğimi düşünerek okumaya başlamıştım. Belki de herkesin bana bu kadar çok çok seviyorum, en sevdiğim kitap demesi benim beklentimi çok yükseltmiştir. Olabilir, gerçekten bir kitaba hangi duygularla başladığım kitap hakkında düşüncelerimi çok etkiliyor. Eğer bir kitapta beklentim çok 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 yüksekse ve o beklentiyi kitap karşılamazsa beklentisiz başladığım halde çok sevebileceğim bir kitabı sevemeyebiliyorum. Umarım ne demek istediğimi anlayabiliyorsunuzdur. Çok anlatamıyorum çünkü. Bu kitapta da beklentim çok yüksekti ve benim favorilerime gireceğini düşündüğüm bir kitaptı. Fakat öyle olmadı. Neden öyle olmadı? Ben önceki kitaptaki Max'in işte ve Nadia'nın hikayelerine bayıldım. Maya'nın anneannesi ve babaannesi hakkındaki şeyleri de gerçekten çok sevdim. Ama bazı yazarın düşünceleri ve Maya'nın hayatıyla alakalı birkaç olayın gidişat işte olan şeyler falan çok da hoşuma gitmedi. Yani okurken birazcık sıkıldığım yerlerde oldu. Bu yüzden kitap benim gözümde 5-5'lik bir kitap değildi. Ama Max ve Nadia'nın kısımları, işte Struma gemisi hakkındaki olaylar, Nazilerle alakalı şeyler falan, buralar kesinlikle inanılmazdı. Şimdi Struma gemisiyle alakalı küçük bir araştırma yaptım. Bir de mavi alayla alakalı. Ve yani inanılmazdı ya. Bu olayların gerçek olması şaka gibi ya. İnsanlar ölüme terk ediliyor göz göre göre. Yani nasıl olabiliyor? Gerçekten çok yani üzücü. Nasıl yapabiliyorlar yani böyle bir şeye? Bu kadar fazla insan nasıl ölüme terk edilebiliyor? Asla aklım almıyor. Okurken emin olamadım. Bunlar kurgu mu? Gerçek mi? Tarihi gerçekliğe ne kadar dayanıyor? Kurgu nerede başlıyor? Nerede bitiyor? Gerçekten bilmiyordum okurken. Ama yani gerçekmiş. Gerçekten 800 kişi Şile'nin açıklarında ölüyor. Ve gerçekten 8000 kişilik Kırım Türkleri öldürüyorlar. Yarısı intihar ediyor ve yarısı da Sovyet askerleri tarafından kurşuna diziliyor. Ve gerçekten bütün dünya böyle izliyor mu bu olayları? Bosna Hersek'teki olayları okuduğum zaman da yine bu kadar çok şaşırmıştım. Çünkü böyle bir katliam yapılırken nasıl bütün dünya sessiz kalabiliyor? Gökhan'la az önce bunu tartıştım. İşte okuduğum şeyleri ona anlattım. Böyle bir şeyler okuduktan sonra onunla paylaşmayı çok seviyorum. Böyle fikir alışverişi yapıyoruz. Ve bana dedi ki böyle bir durumda işte savaş çıkma ihtimali olması dahilinde daha fazla insan ölebilecekken, o yüzden devletler bu tarz konulara yardım etmekten uzak duruyor ki ne bileyim 5000 kişi öldürmek yerine 800 kişinin ölmesine göz yumuyorlar gibi. Ve ben de ona dedim ki eğer o 800 kişinin arasından biri senin için çok önemli bir insan olsaydı yine bunu söyleyebilir miydin? Ya ben çok duygusal yaklaşıyorum bu konuya, bilmiyorum çünkü yani o 800 kişiyi feda ediyorlar ama onların arasında gerçekten birisinin hayatındaki en çok sevdiğin kişi olduğunu varsay. Yani o 800 kişi yine de 5000 kişi için feda edebilir misin? Ya bilmiyorum ya. Bence bir orta yol bulunabilirdi. Yani bu insanların ne suçu var? Savaşın ortasında kalmanın dışında ne gibi bir suçları var? Çok sinirlendim bu olaya. Bilmiyorum. Ya bilmiyorum. Belki bu konuda çok ütopik düşüncelerim vardır benim ama ben ya savaşlara anlam veremiyorum. Belki bu konudaki bilgisizliğinle de alakalıdır ama yani anlamıyorum. Yani insan neden elindekiyle yetinmediği, neden kendi halinde yaşamadığını asla anlam veremiyorum. Tabii ki de arkasında olacak bir sürü şey vardır ve siz de bana bir sürü şey yazabilirsiniz ama yine de ben bu ütopik fikrimi devam ettireceğim. Yani benim için gerçekten anlamsız bir şey savaş. Yani masum insanlar ölüyor olması bence her şeyden daha önemli olmalı. Bilmiyorum. Çok basit ve çok cahilce gelebilir düşüncelerim size ama bilmiyorum. Ben böyle hissediyorum yani. Neyse, kitaba geri dönüyorum. Bu kısımlar beni gerçekten çok etkiledi. Son sayfalarda çok etkilendim. Özellikle Max'in küllerini Şile'ye dökülmesini istemesi ve kemanını Maya'nın oğluna bırakması ve en büyük ajan yazması falan, böyle detaylara gerçekten bayıldım. Bence harikaydı. Çok severek okudum bu kısmı. Ya Max'le alakalı her şeyi çok sevdim. Ya özellikle o sahne vardı ya, ilk en başta Şile'ye gittiği ve denize karşı kemanını çaldı. Ya o kısım yani bana o kadar fazla şey hissettirdi ki.
Yani sürekli gözümün önüne geldi o sahne ve düşünün 87 yaşında bir adam Şile'de hiç kimse yok fırtınalı bir gün ve denize karşı dokunaklı bir melodi çalıyor. Yani bilmiyorum, bu sahne beni çok etkiledi gerçekten. Çok 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 etkiledi. Kitap sadece bu olaylar hakkında olsaydı kesinlikle benim favori kitabım olurdu. Ama bilmiyorum ya. Maya'nın kısımlarıyla alakalı, yani o kocası hakkında düşündüğü şeyler, bazı kararları, bazı sözleri, ya bilmiyorum, benim o kadar çok hoşuma gitmedi. O yüzden yani kitabı sadece ben bu Max ve işte Türkiye'nin yakın tarihiyle alakalı bilgilerin verildiği kısımlar olarak hatırlamak istiyorum. Sonlara doğru gerçekten çok iyiydi. Yani son kısımda olan olaylar, işte Maya'nın işten ayrılmasıyla birlikte Bodrum'a gittiği, ondan sonra Almanya'ya, işte önce Almanya'ya sonra Bodrum'a sonra Amerika'ya gittiği kısımlar falan, oraları gerçekten büyük bir keyifle okudum. Ama işte bilmiyorum. Tam olarak da açıklayamıyorum, biliyor musunuz? Mesela şu sebepten sevmediğini diyemiyorum. Sadece o kısımları okurken o kadar da sevmedim yani. Diğer kısımlar kadar sevmedim. Ya da belki bu tarihi kısımlar o kadar iyi geldi ki bana kitapta. Maya'nın hayatıyla alakalı olan detayları çok daha ilgilenmedim. Mesela Maya'nın abisini pek sevemedim. Bazı konulara değinmek için gerekli bir karakter olduğunu farkındayım ama çok da sevdiğim bir karakter olmadı yani. Söylediği şeyler, bilmiyorum. Zaten antipatik bir karakter olması amacıyla da yazıldığını farkındayım ama bilmiyorum. Ben o kısımlardan çok da hoşlanmadım, dediğim gibi. O yüzden favorim olan bir kitap olmadı. Ama kesinlikle yani okuması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bu Struma'yı öğrenmek ile ilgili, işte Almanya'dan gelen profesörler hakkında azıcık da olsa bir bilgi edinmekle alakalı kesinlikle mutlaka bir şans vermelisiniz. Ben Türkiye'nin yakın tarihiyle alakalı pek bir şey bilmiyorum. Genel olarak tarihle alakalı çok bilgim yok ve bu tarz şeyleri okuduğum zaman çok heyecanlanıyorum. Çünkü böyle hem bir kurgu akarken hem de bana böyle tarihi bilgiler veriyor olması beni çok mutlu ediyor. Tabii ki de kitabı doğrudan direkt buraya yazılan her şey doğru diye alınmamalı. Ama mesela Struma gemisinin adını ben hiç duymamıştım ve şu an araştırdım, veya Mavi Alayı, gerçekten hiç duymamıştım. Ve bu kitap beni bunları öğrenmeye itti ve daha fazla şeyler okumak istiyorum bu konular hakkında. Ve gerçekten yani beni çok etkileyen olaylar oldu. Yani Şile benim her sene gittiğim bir yer ve bildiğiniz çocukluğum Şile'de geçti ve yani Şile denizinde 800 kişinin öldüğünü bilmiyordum. Ya böyle bir olay yaşandığını göz göre göre, yani nasıl oldu? Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Çok sinirlendim bu olaya gerçekten. Ama kesinlikle bu kısımları çok sevdim. Maya'nın kitabın başından sonuna doğru olan gelişimini de çok sevdim. Kendi ayakları üzerine zaten duran bir kadındı ama bazı fikir değişimleri gerçekten beni çok etkiledi. Arkada çirkin şu anda sesler çıkarıyor. Umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Şu an galiba çiftleşme dönemi gibi bir şeyde değişik şeyler yapıyor. Çok da çözemedim. O yüzden kusura bakmayın. Genel olarak kitabı gerçekten sevdim. Ve bu düşüncelerimi de size paylaşmak istedim. Belki paylaştıklarım kitabı sizin de okumanıza itebilir. Ve size Struma gemisiyle, Mavi Alay'la, Maya'nın anneanne ve dedesiyle Nadia ile tanışırsınız. Nadia da gerçekten beni çok etkileyen bir karakter oldu bu arada. Çünkü yani hiçbir suçu yok ve kadının çektiklerine bakar mısınız? Yani İkinci Dünya Savaşı kurgularını okumayı da çok seviyorum. Çünkü yine gerçekten hiçbir suçu olmayan insanların yaşadıklarını görüyoruz. Yani ya savaş bence hep masumlara vuruyor ya. Gerçekten. Yani çok çok uzun bir konu. Çok da buna girmeyeceğim. Çok girdim ama daha fazla girmeyeceğim. Gerçekten bu kısımları çok etkileyici bir kitaptı. O yüzden okumanızı öneriyorum. Okumadıysanız. Büyük ihtimalle bu videoyu izleyenler okumuş olanlardır. Çünkü başta spoiler ile yazacağım ama yine de izliyorsanız bu videoyu kesinlikle okumanız gerekiyor. Beğendim. Sevdim. Öneriyorum. Yazarın diğer kitaplarını da mutlaka okuyacağım. Bu kitabın içindeki olayları da mutlaka daha kapsamlı araştırmaya çalışacağım. Söyleyeceklerim bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.